Merhabalar arkadaşlar, Simurg Online Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Ben Fen Bilimler Öğretmeni Murat Elmas. Bugün sizlerle biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konusunu işleyeceğiz. Hepinize iyi dersler dilerim. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konusuna giriş yapalım. Daha önceki derslerimizde DNA ve kalıtsal materyalin ne olduğunu öğrenmiştik arkadaşlar. DNA'nın yapı taşlarının nükleotları olduğunu öğrenmiştik. Ve görev birimlerinin genler olduğunu öğrenmiştik. Genetik mühendisliği de arkadaşlar canlıların kalıtım materyalinde istediğimiz genlerin değiştirip DNA'larına müdahale edip istediğimiz özelliklerin kazanmaları işlemlerine verdiğimiz addır. Bu bilim dalına genetik mühendisliği diyoruz arkadaşlar. Biyoteknoloji ise genetik mühendisliği, mikrobiyoloji, biyokimya, sitoloji, histoloji gibi disiplinler arası bir çalışmanın ortak bir bütünü arkadaşlar. Biyoteknoloji, canlı hücreler kullanılarak bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, az bulunan ürünleri çoğaltmak veya doğal olarak var olmayan ürünleri elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür arkadaşlar. Yine söyledik, biyoteknolojik uygulamaları da genetik mühendisler yapar. Şimdi biyoteknolojik uygulamaların çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Burada bakalım türlerin ıslahı demiş. Islah kelimesi arkadaşlar iyileştirmek anlamındadır. Bu tanımdan da bu kapsamdan da anlayacağımız bitki ve hayvan türlerinin iyileştirilmesi, daha verimli, daha sağlıklı, daha güçlü ırklar elde edilmesi amaçlanmıştır. Bakalım tahtamızda şeklimizde burada bir ağaç verilmiş. Ve domates ağacı arkadaşlar bu. Normalde domates otsu bir bitkidir ve toprakta yetişir. Fakat ne yapmış bilim adamları bunu? Bir asma ağacına çevirmişler, bir ağaç şekline getirmişler ve böyle bu şekilde daha fazla verim alınabileceğini düşünmüşler ve kilolarca domates elde etmişler. Bir diğer ıslah çalışması arkadaşlar melezleme çalışmasıdır. Çokça yapılır melezleme çalışmaları. Örneğin süt verimi yüksek bir inekle çok güçlü bir erkek boğa çiftleştirilip ne olabilir arkadaşlar? Hem soğuğa dayanıklı hem de süt verimi yüksek yavrular elde edilebilir. Bir diğer yöntemimiz aşılama. Yine meyvelerde çokça, meyve ağaçlarında çokça kullanılıyor arkadaşlar veya fidanlarda çokça kullanılıyor. Gördüğünüz gibi iki bitkinin tek bir bitkiymiş gibi kaynaştırılması işlemidir arkadaşlar. Burada bir kalem kısmımız var. Bir de anaç bitkimiz var arkadaşlar. Şu alt kısımdaki anaç. Üstteki ise kalem aşı diyoruz arkadaşlar veya aşı kalemi diyoruz biz buna. Bu ikisini tek bir bitkiymiş gibi birleştiriyoruz ve etrafını sarıyoruz. Daha sonra içerisinde özleri birleşiyor ve tek bir bitkiymiş gibi yetişiyor arkadaşlar. Ve böylece istediğimiz gibi meyve oluşturabiliriz veya istediğimiz gibi fidanlar oluşturabiliyoruz. Aşılama da önemli biyoteknolojik yöntemlerden bir tanesidir arkadaşlar. Yine bir diğer biyoteknolojik yöntem gen aktarımı son zamanlarda, son yüzyılda çok fazla yapılıyor arkadaşlar. Teknoloji ilerledikçe daha da arttı. Gen aktarımı arkadaşlar bir canlının hücrelerine başka bir canlının DNA'sının belli bir bölümünün yerleştirilmesi işlemidir arkadaşlar. Şurada insülinin elde edilmesi şeklini vermiş. Öncelikle bakın burada bir tane bakteri hücremiz var. Tek hücreli bir canlıdır bakteri. Ve bakın burada bir DNA'sı, bir de bunun haricinde ekstra olarak burada bir de plazmiti bulunuyor. Plazmit de yine kalıtsal özelliklerini taşıyan yapısal birimdir. Burada plazmiti arkadaşlar bazı enzimlerle, özel yöntemlerle ne yapılmış? Çıkartılmış plazmiti. Plazmitin iki ucu bazı enzimlerle kesiliyor ve daha sonra insanda bulunan insülin geninin proteini buraya ekleniyor arkadaşlar. Geni ekleniyor ve yapıştırılıyor arkadaşlar bu. Daha sonra tekrardan bu plazmit, işlem görmüş plazmit tekrardan bakterinin içerisine aktarılıyor. Daha sonra bakteri ortama bırakılıyor ve bakteriler arkadaşlar çok hızlı çoğalabilen canlılardır. Bakın çoğalırken artık geninde ne var? Plazmit geninde insülin geni de taşıyor. Ve bu geni ne yapacaktır? Çoğalırken
yeni çoğalan olan bakterilerde de bu genden olacaktır. Ve ortama insülin geni taşıdığı için arkadaşlar ortama ekstra olarak ne bırakacaktır? İnsülin üretecektir. Daha sonra bu insülinler toplanıp fermante edilip arıtılacaktır. Ve en sonunda ilaç fabrikalarında insülin haline şeklinde ilaç şeklinde getirilecek ve kullanıma sunulacaktır arkadaşlar. Bu şekilde gen aktarımı yapılabiliyor ve ilaçlar üretilebiliyor. Yine bir diğer biyoteknolojik çalışmamız klonlama arkadaşlar. Klonlama temel olarak bir canlının kopyalanarak aynısının oluşturulmasını anlamına gelir. Burada da en ünlü klonlanan canlı Dolly'nin klonlanma şekli verilmiştir. Fakat ilk klonlanan canlı Dolly değildir arkadaşlar. Dolly daha sonradan en büyükleri, ebat olarak içlerinde en büyükleri olduğu için en meşhur olanı odur. İlk klonlanan canlı bir kurbağa yavrusudur. İlk klonlanan memeli yine bir faredir arkadaşlar. İlk klonlanan memeli faredir. Daha sonra tabii ki de Dolly klonlanmış. Bakalım klonlama işlemi nasıl gerçekleşiyor? Burada bir koyunun memesinden alınan verici bir hücremiz var. Bu hücrenin çekirdeğini alıyoruz arkadaşlar. Verici çekirdeği. Aldık. Daha sonra diğer bir yetişkin koyundan bir yumurta hücresi aldık. Yumurta hücresi nedir? Üreme hücresidir arkadaşlar. Üreme hücresi aldık yani. Bir yumurta hücresi ve yumurta hücresinin çekirdeğini çıkarttık. Sadece sitoplazması kaldı arkadaşlar. Daha sonra bunun çekirdeğini sitoplazmanın içerisine aktardık ve elektroşok kullanılarak birleştirildi arkadaşlar bunlar. Kaynaşan hücre normal bir şekilde büyümeye başladı. Birken 2, 4, 8 ve katları şeklinde arkadaşlar hücreler artmaya başladı ve embriyo halini aldı. Embriyo halini aldığı zaman farklı bir yine koyunun ne olacaktır? Uterusuna yani rahmine yerleştirilecek arkadaşlar bu embriyo. Ve bu koyunda ne olacaktır? Rahimde embriyo gelişecek ve en sonunda da normal bir birey meydana gelecek. Kuzu meydana gelecek ve biz buna klon kuzu diyoruz arkadaşlar. İşte Dolly bu şekilde meydana getirilmiş bir canlıdır. 7 yıl yaşamıştır. 7 yıl sonunda ölmüştür arkadaşlar. Gen tedavisi yöntemi diğer biyoteknolojik bir çalışma. Bir hastalığı tedavi etmek amacıyla genetik materyalin hücrelere transfer edilmesine gen tedavisi denir arkadaşlar. Genetik materyal hücrelere transfer edilerek işlem gerçekleştiriyor. Yani basit olarak eksik ya da hatalı protein üreten, bozuk olan, geni taşıyan hücreye normal bir gen yerleştiriliyor. Ve bu şekilde tedavi gerçekleşiyor arkadaşlar. Yine bunların dışında biyoteknolojik çalışmalar, kanser ve AIDS hastalığının tedavisinde kullanılacak proteinlerin üretilmesi, büyüme geriliğine çare olacak proteinlerin üretilmesi, insandaki zararlı genlerin yok edilmesi, hormon, antikor, vitamin, antibiyotiklerin üretilmesi, aşı üretimi arkadaşlar çok önemli. Koruyucu hekimliğin en önemli silahıdır aşı. Çünkü hasta olmadan hastalığı tanıyıp bağışıklık kazanıp daha sonra o hastalıkla karşılaştığınız zaman hastalıktan etkilenmiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden aşı önemli. Yine hasar görmüş omurilin ve beyin hücrelerinin onarımı, yeni sebze ve meyvelerin üretilmesi, verimli gıdalar, verimli sebze ve meyveler oluşturulması arkadaşlar. Bunlar da biyoteknolojik çalışmalardır. Yine burada yok kök hücre tedavisi arkadaşlar. Önemli çalışmalardandır. Kök hücre vücudumuzda iki tane kök hücre bulunur arkadaşlar. İki tipi vardır. Embriyonik kök hücre ve yetişkin kök hücredir. Kök hücre arkadaşlar diğer hücre tiplerine dönüşebilen hücredir arkadaşlar. Yani kan hücresine dönüşebilir, kemik hücresine dönüşebilir, kas hücresine dönüşebilir, sinir hücresine dönüşebilir. Ya bunlara dönüşebilen hücre türüdür ve embriyonik kök hücre örneğin embriyo zamanında farklılaşarak diğer doku ve organları oluşturacak olan hücre tipidir. Ve önemlidir arkadaşlar. Hastalıkların tedavisinde çokça kullanılan yöntemlerdendir. Evet arkadaşlar şimdi konumuz bitti.
bir soru çözelim. İlk sorumuza başlayalım. Yukarıda verilen tanımlarla kavramlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Demiş. Bakalım ilk kavramımıza üçgen. Hücrede tespit edilen eksik ya da hatalı gen bölgelerinin aktarılan yeni genler vasıtasıyla tedavi edilmesi nedir arkadaşlar? Yeni genler aktarıyorduk. Hatalı geni çıkartıp yeni genler aktarıyorduk. Gen tedavisi olacak arkadaşlar. Bir canlının kopyalanması işlemi klonlama demiştik. Doğal yollarla elde edilmeyen canlıların genetik yapılarının değiştirilmesiyle elde edilmesi, türlerin ıslahı yani iyileştirilmesi arkadaşlar. Bir numara 3 demiştik. Yuvarlak şeklimize 1 dedik. Ve yıldızda 2 oldu arkadaşlar. Cevabımız B. Mehmet sınıf panosuna aşağıdaki not kağıtlarını asıyor. Buna göre not kağıtlarının hangilerinde doğru bilgiler bulunmaktadır demiş. Bakalım arkadaşlar bir numaralı not kağıdımıza. Gen tedavisinde amaç hasta hücredeki veya organdaki bozukluğu hücrenin genetik yapısını değiştirerek düzeltmektir demiş. Evet arkadaşlar doğru. Genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler kullanarak kalıtsal yapısında değişiklikler yaptığı organizmalara GDO denir. Evet arkadaşlar. Doğru. Genetiği değiştirmiş organizmalar insan sağlığı için zararlı olabileceği gibi yararlı da olabilir. Evet. Sağlığı da zararlıdır. Ve yararlı da olabilir arkadaşlar. Üçü de doğrudur. Yine doğru yanlış şeması verilmiş arkadaşlar. Birbirleriyle bağlantılı ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlediğimizde hangi çıkışa ulaşırız demiş. Bakalım, biyoteknoloji, bitki, hayvan ve insanların hücrelerinde var olan fonksiyonları değiştirmek ve anlamak maksadıyla kullanılan işlem ve tekniklerdir. Evet arkadaşlar, doğru. Biyoteknoloji, canlıların iyileştirilmesi ve ürünlerin geliştirilmesi için kullanılabilir. Evet, hayvan ve bitkilerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, verimli ürünler üretebilmek için kullanıyorduk arkadaşlar. Yine insanların sağlığını geliştirmek için kullanıyorduk. O yüzden cevabımız A. Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenciler doğru cevap vermiştir? Bakalım, biyoteknolojinin uygulama alanları nelerdir? Öğrenciler neler demiş? Hasan, aşı tarzındaki tıbbi ilaç üretimlerinde, evet, ilaç üretiminde kullanıyorduk arkadaşlar. Filiz, omuriliğin onarılması işlemlerinde, evet, kullanıyorduk. Metin, sanayide demiş, evet, sanayide de kullanıyoruz. İpek, hasar gören beyin hücrelerinin onarılmasında demiş. Evet, İpek de doğru cevap vermiş. Dördü de doğru cevap vermiştir arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi genetik mühendisliğin uygulama alanlarındandır? Bakalım, klonlama, gen tedavisi, GDO'lu besinler, canlılar, türlerin ıslah edilmesi. Evet, hepsi de genetik mühendisliğinin alanları arkadaşlar. Biyoteknolojinin sosyal, ekonomik ve çevresel yararları vardır demiş. Yusuf'un tahtaya yazdığı yararlar biyoteknolojinin hangi alandaki yararlarına örnektir? Bakalım. Daha çok ürün veren canlılar üretilmiş, canlıların olgunlaşma süreleri kısalmış, soğuktan ve kuraklıktan etkilenmeyen bitkiler üretilmiş arkadaşlar. Ürün kalitesi artmış, türler ıslah edilmiş. Çevreyle ilgili demiş, tarım ve hayvancılık ile ilgili, sağlık ile ilgili, gıda ile ilgili demiş. Burada bahsettiği tarım ve hayvancılık ile ilgili yararlarıdır arkadaşlar. Fen bilimleri öğretmeni öğrencine 3 soru soruyor. Öğrencinin soruları doğru cevaplamaları için aşağıdaki yanıtlardan hangilerini sırasıyla vermeleri gerekir demiş. Bakalım sorularımıza. Kaliteli tarım ürünlerinin elde edilmesi genetik mühendisliği çalışmalarının olumlu sonuçlarından mıdır? Evet arkadaşlar. Genetik mühendisliğinin ve diğer disiplinler arası çalışmaların ortak bir sonucudur. 2. Elde edilen tohumların uzun süre saklanması genetik mühendisliği çalışmalarının olumlu sonuçlarından mıdır? Evet arkadaşlar, tohumu uzun süre saklıyoruz ve bir dahaki senelerde de kullanabiliyoruz bozulmadan tohumu. Ve bu da bir olumlu sonucudur. Keçi sütüne örümcek geni aktarılarak keçi sütünden ipek elde etmek genetik mühendisliğin olumlu sonuçlarından mıdır? Yine arkadaşlar evet, olumlu sonuçlarındandır. Üçü de evet oldu. Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojinin olumsuz sonuçlarındandır? A şıkkı, kanser, AIDS gibi pek çok hastalığın tedavisi ve önlenmesinde kullanılacak ürünlerin üretilmesi. Evet arkadaşlar,
olumlu sonuçlarındandır. B. Büyüme geriliğine ve bulaşıcı hastalıklara karşı koyacak proteinleri üretilmesi. Evet, olumlu sonuçlarındandır. İlaçlar sentezleyerek bitkilerin yok edilmesi. Hayır arkadaşlar, olumsuz sonuçlarındandır. Bu şekilde bir olumlu sonucu yok. Hasar görmüş omurilin ve beyin hücrelerinin onarımı yine olumlu sonuçlarındandır. Evet, devam edelim. Görselde klonlama sonucu oluşan hayvan olan Dolly gösterilmiştir. Bu olay aşağıdaki alanların hangisiyle ilgilidir arkadaşlar? Yine genetik mühendisliği ile ilgili anlatmıştık Dolly'yi, nasıl klonlandığını. Genetik mühendisliğinin bir çalışması, klonlama çalışması arkadaşlar. 2. Yanda kök hücrelerinden elde edilen hücreler gösterilmiştir. Bakın arkadaşlar, kök hücre tüm hücre tiplerine dönüşebiliyor. Kemik hücresi, kan hücresi, insülin, kalp kası hücresi. Ne yapmış? Buna göre genetik mühendisliğin yararlı çalışmalarındandır. Evet arkadaşlar, kök hücre tedavisi ve kök hücre tedavisi yararlı çalışmalardandır. Kök hücreler bütün doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Evet arkadaşlar, diğer doku ve organlara farklılaşarak onları oluşturur. Henüz farklılaşmamış olan kök hücreler sınırsız bölünebilme ile bütün doku ve organlara dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Yine doğru arkadaşlar. Üçü de kök hücre ile alakalı doğru ifadelerdir. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y yazılacaktır. Buna göre ifadelerin karşısına sırasıyla aşağıdan hangileri yazılmalıdır? 1. Genetiği değiştirilmiş organizmalar insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturabilir. İnsan sağlığı açısından tehdit oluşturabilir arkadaşlar. Doğru. Biyoteknoloji ürünleri alerjik ve toksik reaksiyonlara asla neden olmaz demiş. Hayır, olabilir. O yüzden yanlış arkadaşlar. Bir canlıya ait olan bir özelliğin diğer bir canlıya aktarılması sırasında bilmediğimiz özelliklerin de aktarılması mümkündür demiş. Bir canlıya ait olan bir özelliğin diğer bir canlıya aktarılması sırasında bilmediğimiz özelliklerin de aktarılması mümkündür. Doğru arkadaşlar. Mümkün olabilir. Bilmediğimiz bir özelliğin de aktarılması olabilir. Cevabımız o yüzden C. 4. Birçok uygulama alanı bulunan biyoteknoloji sayesinde insandan alınan bir gen koyuna nakledilmiştir. Bu koyunun sütünden ise bir akciğer hastalığının tedavisinde kullanılan madde üretilmiştir. Bu açıklama doğrultusunda bu çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Bakalım çıkarımlarımıza. 1. Biyoteknoloji çalışmaları yalnızca sağlık alanında gerçekleştirilebilir demiş. Hayır arkadaşlar, sadece sağlık alanında gerçekleştirilmez biyoteknolojik çalışmalar. Birçok alanda gerçekleşiyordu. Farklı canlı türleri arasında genetik madde aktarımı gerçekleştirilebilir. Ne yapılmış burada mesela? İnsandan alınan bir gen koyuna nakledilmiş. Evet, farklı canlı türleri arasında genetik madde aktarımı gerçekleştirilmiş arkadaşlar. Biyoteknoloji çalışmaları her zaman olumsuz sonuçlara yol açar. Hayır arkadaşlar, bakın burada bir akciğer hastalığının tedavisinde kullanılan bir madde üretilmiş ve olumlu bir sonuca ulaşmış. O yüzden 2 ve 3 diyoruz. Cevabımız D şık. Yukarıda verilen bilgi kartlarından hangilerinde genetik mühendisliğinin çalışma alanları yazmaktadır demiş. Bir numaralı bilgi kartında genlerin yalıtılması ve çoğaltılması, evet. Farklı canlıların genlerinin birleştirilmesi, evet. Genlerin bir canlıdan başka bir canlıya aktarılması, hepsi genetik mühendisliğinin çalışma alanları arkadaşlar. Evet, 6 ve son sorumuz. Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır demiş. DNA testiyle kimliği bilinmeyen bebeklerin anne babaları tespit edilebilir arkadaşlar. Evet, doğrudur. DNA testiyle bunu gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü bebek anne babasından alacaktır DNA'sını ve onların DNA'sına benzeyecektir arkadaşlar. Gen mühendisliği farklı canlı türleri arasında gen transferine imkan sağlamaz demiş. Hayır, farklı canlı türleri arasında da gen transferi gerçekleşiyordu. Diğer şıklarımıza da bakalım. Genetik mühendislerinin çeşitli teknikler kullanarak kalıtsal yapısında değişiklikler yapmış olduğu organizmalara genetiği değiştirmiş organizmalar, yani GDO diyoruz arkadaşlar. Doğru. Bilim adamlarına göre GDO'lu besinler
insan sağlığına zararlıdır demiş. Evet, bilim adamlarına göre GDO'lu besinler arkadaşlar genetiğiyle oynandığı için, kanıtsal materyalleriyle oynandığı için nedir? İnsan sağlığına zararlı besinlerdir. O yüzden cevabımız B şık arkadaşlar. Sorularımız burada bitti arkadaşlar. Siz de evde konuyu tekrar edip soru çözüp konuyu pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi dersler dilerim. Hoşçakalın.